Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için iPhone'un Türkiye fiyatlarına bakıyoruz. Malum geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. Bu açıklamayla beraber gözler Apple Türkiye'ye çevrildi. Çünkü fiyatlar gerçekten de hani bazılarının, benim de aynı şekilde düşünüyorum bu arada, fahiş diyeceği kadar yüksekti. Tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu işte durumlar var, enflasyon var, döviz kurları var falan filan. Okey, firmalar da para kazansın, bunu da sözümüz yok ama Türkiye fiyatlarıyla özellikle biz Amerika fiyatlarını karşılaştırdık ve çok ciddi farklılıklar bulduk. Şimdi gelin önce hazırladığımız, hemen arkamda da görüyorsunuz, tabloya bir detaylıca bakalım. Ardından yorumlarımı size aktaracağım. Evet, şimdi biz nasıl bir tablo hazırladık? Önce Amerika fiyatlarını baz aldık. Daha sonra Türkiye fiyatını anlattık. Ardından da Apple'ın kendi açıkladığı rakamlar var. Apple Türkiye'de ne kadar vergi veriyor ürünlerin bazında. Bunları anlatmaya çalıştık. Şimdi gelin bu tablomuza bir bakalım. Şimdi iki tane model seçtik burada biz temel olarak. iPhone X, yani iPhone 10R 64 GB'lık sürümü ve iPhone 10S Max 512 GB'lık sürümü. Amerika fiyatına bakıyoruz, 749 dolar. Bu fiyatın Türkiye'deki, Türkçedeki TL karşılığı diyelim en azından, 4017 TL'ye tekabül ediyor. Türkiye fiyatı nedir bu telefonun? 7399 TL. Apple'ın kendi sitesinde her bir ürün için, çünkü bu tarz tepkili yumuşatmak için yapılan hareketler bunlar, ne kadar vergi verildiği rakamı da yazıyor. Girdiğiniz zaman siz de görebilirsiniz, bize özel bir şey değil. 2174 TL veriyormuş bu ürün için, yani KDV, vergi vesaire, devlete ödenen rakamlar bu. Kalan rakam ne oluyor? 5225 TL. Sadece vergisiz fiyatı üzerinden dolar karşılığına bakacak olursak 976 dolar gibi bir rakam çıkıyor Türkiye fiyatı. Yani 750 dolar olan bir iPhone 10R Türkiye'de 976 dolar bugünkü kurla, 6 Aralık'ta çektik biz bu videoyu, kurla 976 dolar yapıyor. Bir diğer telefonumuza bakalım. iPhone 10S Max'e bakalım. Bu da 512 GB için olan versiyonu. 1449 dolar. 7553 TL yapıyor doğrudan kurdan çevirdiğimiz zaman. Türkiye fiyatı ise bu telefonun 13.999 TL. Apple'ın yine sitesindeki rakamlara göre konuşuyorum. 3.982 TL'de burada bir vergi varmış. Vergide düştükten sonra 10.017 TL gibi bir rakam kalıyor. Yani 10.000 TL diyebiliriz yaklaşık olarak. Bu da 1871 dolar bugünkü kurla karşılığı yapıyor. Yani Amerika'da 1449 dolar olan telefon Türkiye'ye 1871 dolar karşılığında geliyor ki yaklaşık arada 400 dolardan da fazla bir fark var. Peki diyeceksiniz ki tamam Özgür Çetin güzel konuşuyorsun ama diğer markalarda durum nasıl? Amerika'da satılan Samsung Galaxy Note 9'un 512 GB'lık versiyonuna bakıyoruz. 1249 dolar Amerika'daki fiyatı bu telefonun. Türkiye, yani bunun dolar karşılığı bugünkü kurla 6700 TL yapıyor yaklaşık olarak. Türkiye'deki fiyatı ise 8999 TL, yani 9000 TL diyebiliriz buna. Tabii bunların vergisiz rakamları elimizde yok. Yani Samsung böyle bir rakam açıklamadığı için biz bilemiyoruz şu andaki hani devlete kaç para verdiğini, ama 8999 TL de hani Amerika fiyatı 6700 lira olan bir telefon için çok yüksek bir rakam değil. Makul kabul edebilecek bir rakam. Çünkü bunun distribütörü var, şusu var, busu var. Ama Apple fiyatlarına baktığımızda neredeyse iki kata yakın fiyat farkı var Türkiye'de ne yazık ki. Bakın şuradan hemen görülüyor zaten tabloda. 4000 lira olan telefon bizde 7399 TL. 7500 lira olan telefon 13900, yani 14 bin lira. Yani 15 bin lira olsa tam iki katı diyeceğiz, diyemiyoruz. İki katına yakın bir fiyat farkı var. Bizim de tüketici olarak, kullanıcı olarak isyan ettiğimiz şey bu. Malum Tim Cook bir açıklama yapmıştı, Apple'ın CEO'su, geçtiğimiz günlerde. Ve Türkiye gibi birkaç ülkenin ismini daha verdi. İşlerin iyi gitmediğini söyledi. Ama bu rakamlarla işlerin iyi gitmesi pek mümkün değil. Bunu da bir söylemiş olalım. Tamam, kâr etsinler, kazansınlar, Amerika'daki fiyattan satsın gibi bir beklentimiz zaten yok. Tabii ki bir kar edecek. Burada bir sigortası var, bunun vergisi var, algısı var, şusu var, busu var. Hepsini kabul ediyoruz ama Apple için fiyatların biraz daha makul olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu fiyatlarla Tim Cook biraz daha üzülecek gibi görünüyor. Zaten dünyadaki satış rakamlarına baktığımızda son 3 çıkan telefonun çok da iyi gitmediği görülüyor. Çünkü rakamlar Amerika için de çok yüksek. Bu bağlamda fiyatların biraz daha makul, özellikle Türkiye için makul olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Amerika'daki gelir düzeyi ile Türkiye'deki gelir düzeyi bir değil. Bu bakımdan Apple'a önerimiz, Teknoloji Oku olarak, okuyucularımız olarak, takipçilerimiz olarak fiyatları biraz daha makul hale getirmeleri.
Amerika fiyatını aynı olsun demiyoruz ama Samsung gibi yapabilirler. Başka markaların da telefonlar için benzer bir durum söz konusu. Onlar gibi yapabilirler. Bu sayede en azından biz de bu tarz ürünleri biraz daha makul bir şekilde alıp kullanma imkanı sahip oluruz. Siz de bu konudaki görüşlerinizi videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız, paylaşma konusunda destek olursanız çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.